Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTIT Geometri Kampı'nın 17. haftasının 2. videosundayız. Çemberde açıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merkez açı ve çevre açıyı anlatacağız. Tanımını vereceğiz. Hatta sorularını çözeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 160'ın sağ tarafı. 161 ve 162'yi çözeceğiz. Hatta 163'ten de bir soru çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde açıda bazı tanımlarımız var. Bunlardan en önemlileri merkez açı, çevre açı. Bir de teğet kiriş açıyı işleyeceğiz. O da bir sonraki dersimizde. Sonraki durumlarda bunların zaten özel durumları. Buradaki durumlardan çıkıyor. Bu tanımları iyi bir şekilde bileceksiniz kardeşim. Merkez açı dediğimiz şey çemberin merkezinden çıkan açıdır. Merkez açımız alfa ise gördüğü yayın ölçüsü de aynıdır. Ya da tam tersi yay ölçüsü alfa ise merkez açı da alfadır. Bir de çevre açı dediğimiz çemberin çevresinden çıkan açıdır. Bu açımız alfa ise gördüğü yay da 2 alfadır diyeceğiz. Yani çevre açı bak tam çevreden çıkan açı alfa ise gördüğü yay 2 alfa ya da tam tersi. Gördüğü yayımız 2 alfa ise burası da ne olacaktır arkadaşlar? Alfa olacaktır. Bu iki tanımı iyi bir şekilde bileceksiniz. Zaten bizim için önemli olan nedir biliyor musunuz? Çemberde böyle açıyla ilgili tanımlamalar var mı diye bakacak olursak. Açı ve gördüğü yay ilişkisi bizim için çok önemli. Hemen onlara bakıyorsunuz. Merkez açıda da çevre açıda da teğet giriş açıda da hemen buna bakıyorsun. Merkez açıda açı ve gördüğü yay birbirinin tıpkısında aynısı. Burada çevre açıda da açı ve gördüğü yay 1'e 2 oran olacak. Bunu unutma. Açı ve gördüğü yay ilişkisi gerçekten önemli. Şimdi hemen örneklerine başlayalım. Mesela bu soru ne demiş? Çemberin merkezi demiş burada. Bu çemberin merkezi ise a merkezden çıkan bir açı var. Hani geçen dersimizde de bir açı verildiğinde ne merkez açı ne çevre açı diyorduk ya. Burada bak mesela var. Merkez açıysa alfaysa gördüğü yay ne olacaktır? Alfa olacaktır. Açıyla gördüğü yay aynıydı. A hocam burada da çevre açı var. Alfaysa gördüğü yay nedir? 2 alfadır. E hocam burası çemberin ölçüsü yapmıyor mu tamamen? Çemberin ölçüsü 360 derece. 3 alfa eşittir 360 derece ise eğer alfayı da böylelikle ne buluruz? 120 derece olarak buluruz. Örnek 8 120 çıktı. Geldik örnek 9'a. Geldik bu soruya. Bakalım ne diyor? 100 derece verilmişse. A hocam merkezden çıkan bir açı. Merkez açısı 100 ise gördüğü yay da 100'dür. Hocam burada da bak çevre açı var. Çevre açıdan dolayı 100 ise hop burası 50 midir? Evet. Bu soruyu iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Bir, 30'u kullanamıyorum. Mesela hocam şey diyebilirsiniz. 30 ne merkez açı ne çevre açı. Alfa da ne merkez açı ne çevre açı. Bu tür durumlarda ek çizim yapabilirsiniz. En güzel ek çizim yarı çap deyip şu eşitleri gösterirsiniz yarıçap A 30 ise burası da 30. E buraya 20 kaldı. X kenarlıktan burası da 20 diyebilirsiniz. Birinci çözüm yöntemi bu. Ya da ben 30'da alfayı kullanmak istiyorum hocam. Şuraya baktığın zaman ne var burada? Hocam boynuz ya da bumerang ne dersen de. Hocam şu üçünün toplamı alfa artı 50 artı 30 eşittir. Ne diyeceğiz? 100 derece diyeceğiz ve olay bitti. Alfayı da böylelikle 20 derece olarak buluruz. Bak üçgen bilgileri yine karşına çıkmaya devam edecek. Tamam. Gördüğün üzere Evet geldik bir sonraki soruya. Ya hocam soru çok karışık ya. Ya bakmayı bilmezsen. E, Görmesi demiyorum tabii ki de. Yani verilen bilgileri kullanacaksın. Sana verilen bilgiler, sana verilen tanımları kullanacaksın çemberde. Ya hocam merkez açı ve çevre açı bizim için önemli olan bu. Açı ve gördüğü yay. E hocam burada açı nedir? Merkez açı değil. Burada kaçı var? Burada kaçı nedir? Ya da şuradaki açı ya da şuradaki açı nedir? Bunlara bak bak kardeşim. Seni ilgilendiren kısım merkez açı, çevre açı, teğet kiriş açı. E buradaki saçma sapan açıları nasıl bulacağız hocam diye sorduğunuz duyar gibiyim. Onu da eski bilgilerinizde bulacaksınız. Mesela sen buraya bulursan iki iç açı bir dış açıdan şuraya da ulaşırsın. Ya da aynı şekilde buraya da ulaşırsın. İki iç açı bir dış açı ya da iç fikirin açıları toplamından dolayı işlemler yaparsın. Sen şimdi sana verilen bilgilere bak. Hocam 100 verilmiş. E 100 ise gördüğü yay ne olacaktır? Hocam 100 olacaktır. Tamam buraya 100 yazdım. E burada da çevre açı var bak. Çevreden çıkan açı 30 ise gördüğü yay 60. A Tamamı yüzdü. Buraya ne kaldı o zaman? 40 derece kaldı. 40'ı yazalım buraya. Bak, alfada çevre açı, çevreden çıkan açı. 1'e 2 oran vardı. 40'sa burası kaç derece yapar? 20 derece yapar. Yani örnek onu böylelikle kaç bulduk? 20 bulduk. Geldik örnek 11'e. O çemberin merkezi demiş. Tamam. Çemberin merkezinde şu bizim çapımız mı? Çapımız. Çemberin ölçüsü kaç derece? 360 derece. E, o zaman bu çemberin ölçüsü 360 derece ya. Şu çap çizildiğinde ne olacaktır? Hocam burası da 180 burası da 180. Bunu belki kullanabiliriz. Çapı gördüğümüzde şu hamleyi yapabiliriz. Tamam unutma bunu. Öncelikli olarak 25 ise şurada verilen bilgiye bakıyorum. Bir çevre açı var. 25 ise gördüğü yay 50. Alfa var. Alfa da çevre açı. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. E zaten bak 50 ile 2 alfa çıktı. Hocam hop şurası. Bu çap olduğundan dolayı kaç derecedir? 180 derecedir. Yani 2 alfa artı 50 eşittir. 180 derece olduğundan 2 alfa eşittir. 130'dan alfayı da böylelikle 65 derece olarak buluruz. Örnek 11 65 çıktı. Şimdi bu merkez açının ve çevre açının sonuçlarına gelelim. Hocam bu sonuçları bilmek zorunda mıyız? Yani bazılarını bilmek zorunda değilsiniz ama bazılarını da bilseniz iyi olur. Ya da ispat yöntemlerini bilin. İspat yöntemlerini çünkü sorular içerisinde kullanıyoruz arkadaşlar. Önemli. Şimdi anlatacağım yer gerçekten çok önemli. Mesela burada A sonucumuz. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. Hocam şuradaki açılar beni ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Bak burada açı ve gördüğü yay bizim için çok önemli değil mi? Şurası mesela çevre açı. Alfa ise hemen gördüğü yaya 2 alfa yazarsın. Hocam aa burası da 2 alfa merkez açıdan dolayı gördüğü yayla. Ya nereden biliyorum? Burası merkez diye verilmiş mi? Verilmemiş. O zaman yok öyle bir şey. Kafamıza göre bir şey sallamak yok. Aa burada bir çevre açı var. Bu da iki alfayı görüyor. Bak burası da alfa oldu. Hocam burada da bir çevre açı var. Bizim için önemli olan merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı. Açı ve gördüğü yay. Bak iki alfaysa. Burası da alfa yaptı mı? O yaptı. Bak ne oldu? Aynı yayı gören çevre açılar gerçekten birbirine eşit oldu. Ama bunu tutup da bu şekilde ezberlemeyin. Yani bu şekilde benim gibi yapın. Açı ve gördüğü yay ilişkisinden sonuca ulaşırsınız. Var mı sıkıntı? Yoktur büyük ihtimalle. 2. Yani B sonucu. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şimdi şu bizim çapımızsa hocam çap olduğunda şu yayı ne yapıyor? Yani çemberi iki eşit parçaya ayırıyor. E burası da 180. Burası da 180 olmuyor mu? Oluyor. Şimdi çapı görmesi demek bak dikkat et. Hocam şuradaki açı çapı görüyor ya 90 derecedir. Niye? çapı görmesi, çapın 180 dereceye ayırması. Yani 180'i görmesi demek. Çevre açıdan dolayı 90. Hocam burası da çapı görüyor. 90. Niye? Çapı gören 180'i görüyor. 90. Aynı şekilde burası da 90 dereceyi yapıştırabiliriz arkadaşlar. Hocam bunu bilelim mi? Evet, bazı özel durumlarda biz bunu kullanıyoruz. Hatta bazı sorular çember çizilerek çözülüyor. Çember çizme tekniklerinde falan kullandığımız için sanki bunu bilsek iyi olur. Direkt çap olduğu zaman çapı gören çevre açı 90 dereceyi de kullanmak mantıklı olabiliyor. Geldik sonraki duruma. Paralel kirişlerin arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Bak dikkat. Paralel kirişlerin ayırdıkları yaylar demiyorum. Şu yayla bu yay demiyorum. Paralel kirişler arasında kalan bu yay ile bu yayın ölçüsü birbirine eşitmiş. Nereden geliyor? Hadi ispatlayalım. Bunu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. E arkadaş şunlar paralel ya. E şuradan bir çevre açı oluşturacak olursak. Aa, burada ne oluştu? Bir Z oluştu. Alfa ise burası da alfa. Alfa ise gördüğü yer. 2 alfa. Çevre açıdan burası da 2 alfa mı oldu? Evet. A 2 paralel doğru. Daha doğrusu iki paralel kiriş arasında kalan yayların ölçüleri gerçekten ne oldu? Eşit oldu. Bunu da bilin. Çünkü sorularda bunu gerçekten kullanıyoruz. Sonra şuna gelelim. Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Bak ispatına dikkat et. Bunu da bilmek zorundasın. Çünkü bunu da kullanıyoruz. E, çünkü alanda falan da kullanacağız. Eşit girişlerin ayırtılan alanlar da birbirine eşit oluyor. Tamam Önemli. E, alan taşımada falan çok önemli. Özellikle ispatı çok önemli. İspatını dinleyin. Bazı özel sorularda karşımıza çıkabiliyor. E, arkadaşlar burada bir şey yapamıyoruz mesela. Bu çift çizgilerle ilgili. E ne yapacağız? Bir şeyler çizmemiz lazım. Bir şeyler çizmemiz lazım dediğimizde çemberdeki en etkili sıramız nedir? Yarı çap. E o zaman yarı çap çizelim. Çember üzerindeki noktaları çiziyorduk. Buradan yarı çap çizdim. Buradan çizdim. E, buradan D'ye de çizdim. Buradan C'ye de çizdim. E yarı çap çizdik demeyle kalmasın. Bunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Bak senin şuradaki üçgeninle buradaki üçgenin karşısına çıktı. E hocam bu üçgenlere baktığımız zaman ne fark ediyoruz? Hocam çizgi çizgi çift çizgi. Çizgi çizgi çift çizgi. Aa, bunlar eş üçgen oldu. Eş üçgen olduğundan çift çizgi yören açı alfaysa çift çizgi yören açı alfadır. E o zaman ne oldu burada? Merkez açıdan alfaysa gördüğü yay alfa. Alfaysa gördüğü yay alfa. Gerçekten de Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirinin tıpkısının aynısı oldu mu? Oldu. Hatta sana özel bir şey söyleyeyim. Eş çemberlerde de eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Eğer bu iki çember eşse, sen şuradan bir çift çizilik kiriş aldın, buradan da bir çift çizilik kiriş aldın. İşte bu çift çizilik kirişlerin ayırdıkları yaylar da birbirine eşittir arkadaşım. Bak bunu unutma. Eş çemberlerde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hatta sana daha özel bir durum daha söyleyeyim. Bak mesela bu iki çember birbirine eş olsun. Bak 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 bak. Bununla ilgili ÖSYM de zamanında soru sordu. Eğer bu iki çember eş ise ben şunu söyleyebilirim. Bu yayla bu yay birbirine eşittir. Hatta şuradaki büyük yayla buradaki büyük yay birbirine eşittir. Sebebi nedir? Dikkatli dinle beni. Hocam bu iki çember eş çemberse şu ortak kirişi çizecek olursam eğer ayrı ayrı düşün. Bu çemberde de bu kiriş, bu çemberde de bu kiriş birbirinin tıpkısının aynısı olmadı mı? Evet hocam, birbirinin tıpkısının aynısı oldu. Şunu sola çektim, bunu sağa çektim. Aynı kiriş ya. A birim uzunluğundaki kiriş, A birim, A birim kiriş. A eş çemberlerde eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşitti. Yani senin buradaki kirişinle şuradaki kirişin ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani bu iki çember eşse ayırdıkları yaylar birbirine eşit oluyor. Yani bu alfalık yay ayırmışsa burada, burada da alfalık yay ayırır. Hatta burada betalık yay ayırmışsa burada da betalık yay ayırır. Dikkat et bununla ilgili zamanda ÖSYM soru sordu. İki tane kartonu üst üste koydu ve şurada bak mesela bir hilal şekli çıktı. Açıyla da ilgili alanla da ilgili bir şey sorabilir. Bak hilal İşte bu hilal şeklinin çevresini sordu. Aslında tam şeklin çevresi oluyor. Niye? Hilal şekline bak. Alfa artı beta kaç derece? 360. E sen hilal şekline baktığın zaman şöyle. A alfa artı betalık yapıyor. Yani senin buradaki kirişinle şuradaki yayla buradaki yay eşit. E şuradaki yayla da buradaki yay eşit değil mi? Sana çift çizgili yuvarlağın toplamı isteniyor. Ya da ölçüsü istenilirse bile bak. Ay şekli çıktı burada. Hilal şekli çıktı karşımıza. Alfa ile beta 180 yapıyor. Yani çift çizgili yuvarlak toplamı yaptı. Çift çizgili yuvarlak toplamı çift çizgili yuvarlak toplamı. Gördün mü? Böyle özel durumlarla da karşılaşabilirsin. O yüzden buna dikkat et. İki tane eş kiriş eş çember böyle kestiği zaman Buradaki yayların da birbirine eşitliğini de ihmal etme. Bak bayağı bir şey öğreniyorsun. Çok güzel şeyler öğreniyorsun. Şimdi sorularına bakalım. Bu sonuçların sorularına. Aa, hocam bu alfa nasıl bulacağız bunu? Merkez açı falan değil ki burası değil mi? Ya kardeşim sana 42 verilmiş. 42 ise gördüğü yay hemen ya der misin? 84. E hocam 84 bak bu yay bu sefer buradaki açıyı görüyor. E hocam bu da 42. Yani bak ezberden yapmadım. Hocam aynı yayı görüyorlar. İşte bu yayı gören 42 ise bu yayı gören 42 demedim. 42 ise 84, 84 ise 42. A alfayı bulur mu artık? Eski bilgileri de düşünüyorsun ya sen. Üçgende iki açı yan yana geldi. İki iç açı toplamı bir dış açı. Yani 58 artı 42'den alfayı da böylelikle kaç buluruz? 100 derece olarak buluruz. Yani sorunun doğru cevabı 100 çıktı arkadaşlar. Ha 58 ise burayı da 58 deyip buradan da yapabilirdiniz arkadaşım. Tamam mı? Geldik 13'e. Hocam ne var burada? Bir yarım çember. Aslında yarım çemberde şu bir çap değil mi? Çap. A çapı gören çevre açı var burada. Çapı gören çevre açı kaç derecedir? 90 derecedir. E evet, tamam olay bitti. E, iki kenar dik üçgen çıktı burada. 45, 45, 90 üçgeni. Ve şurada da iki açı yan yana. Alfa artı 33 eşittir 45 olduğundan alfayı da böyle 12 derece olarak buluruz. Örnek 13. 12 çıktı ve geldik örnek 14. Ne var burada? Çap var. Ya bir de eşitlik var. Hocam çapı gören çevre açı 90 derece oluştursam mı? Ya yani biz genelde buradan hep buradan yapmıyoruz aslında ama e, şuradan oluşturup da bir şeyler de yapabilirsiniz bu arada. Ya da buradan da oluşturabilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak çapa değil de şuradaki eşitlikleri yoğunlaşmak lazım. Şimdi biz normalde üçgende bak üçgende eşitlik gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Hocam Genelde yaptığımız hata şu kenar ortayı çizmekti. Ya bir şey çizdiğimiz zaman hep ne diyoruz? Özel bir durumun oluşması lazım diyoruz. Üçgende ben bunu yasaklamıştım değil mi size? Evet. Ne yapıyorduk? Eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çiziyorduk. Buradan da bir orta taban çiziyorduk değil mi? Aa şimdi çemberdeyiz. Çember mantığında düşüneceğiz. Hocam bu eşitliği ben nasıl kullanabilirim? E şunu çizsek kenar ortayı çizsek acaba bir işimize yarayacak mı? Hani bir şey çizdiğin zaman özel bir durum oluşuyor mu diye bakmak lazım. Sen bu kenar ortayı çizdin. Aa kenar ortayı çizince burası çapı görüyor. Çapı gören bir çevre açı oluştu. Hop özel bir durum. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Ana. Bak burada yine özel durum var. Dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Nerede biliyordu? İkiz kenarda. İkiz kenar üçgende. Bu çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Ve hatta burası açı ortay mıdır? Evet. E şimdi ne yapacağız? 40 kullanacağız. Hocam 40. Şimdi burası çap ya. Bu çap olduğundan dolayı. Hop, burası 180 yapar değil mi? 180, 180 diye iki eşit parçaya ayırır. Ha istersen sen şuradan da yapabilirsin. Hocam çapı gören çevre açıyı buradan da oluşturayım deyip oradan da sonuca ulaşabilirsin bu arada. Ama ben farklı yapıyorum bu sefer. E, burası 40 ise burası kaç yapıyor? E, 140 mı yapıyor? Evet şurası 140 derece yaptı. 180 olduğundan. 140 ise bak çevre açı var burada. O zaman burası 70 yaptı. Hocam 70 ise şuradaki açılar nedir? Ya da direkt şu açılar birbirine eşit ve toplamları 70 ise 35 35 yazabiliriz. Ya da 70 ise 110 55 55 yaptı. 55 90 ise burası 35 burası da 35 oldu. Bizden BE'ye isteniyor. Şu yay. Aa, çevre açı bak 35. 35 ise gördüğü yay nedir dostum? 70 değil midir? Evet BE yayının ölçüsü kaç çıktı o zaman? 70 çıktı. Farklı yollardan yapabilirsiniz. Tabii ki şuradan çizip de hocam çapı gören çevre açı 90 derece oluştu deyip Şurası 90 deyip 40 sa burası 20 oldu. 20 90 ise 70 diyebilirdiniz arkadaşlar. Oradan da bir işlem yapabilirdiniz. Sonra x kenarlıktan buraya a deyip a a 20 90 eşit de diyebilirdik arkadaşlar. Bu da ikinci bir yol olsun. Ama çap olduğunda 180 180 ayırmasını da ihmal etmeyelim. Tamam. Geldi örnek 15'e. Şimdi çember üzerindeki 4 noktadan ABCD karesi. E bu bir kareymiş. Kare olmasından dolayı kare olmasını ben burada kullanmak zorundayım. Mesela iki farklı yolla çözebilirsiniz. Kare olmasını nasıl kullanırsınız? Ya hocam tamam 32 ise buraya 64'ü yazdın. Karede köşegen özel bir durumdur mesela. Aklına köşegen gelebilir. Köşegen çizebilirsin. Şu köşegen saçma değil mi? Şu köşegeni çizsen. Aa hocam 45-45 olacak ya. Buraya kaç kaldı? 13 kaldı. E 13 ise 26. 26 ise 13 deyip sonuca ulaşabilirsin. Karenin bu köşegen özelliğini kullanıp çözüm yapabilirsin. 1. 2. Hocam şu kirişler eşit ya. E, eşit kirişlerin ayırtıkları yaylar birbirine eşitti. Yani şurası, şurası, şurası ve şurası eşit olmak zorunda değil mi? E tamamı 4 tane yuvarlak 360'a e eşitse 364'e böl bakayım 90 mı yapıyor? Her bir yuvarlak 90 yaptı. E hocam burası 90'sa 64'ü 90'a tamamlayan kaç yapıyor? 26 yapıyor. A çevre açı var burada. O zaman burası da 1'e 2 orandan dolayı 13 yapar. Yani alfayı da bu şekilde 13 derece olarak buluruz. Örnek 15 13 geldi. Geldik örnek 16'ya. Şimdi paralellik verilmiş. Evet paralellik gerçekten bizim için önemli arkadaşlar. Paralelliğe lütfen dikkat edin. Şu paralellik verilmiş ya bu paralelliği ben nasıl kullanacağım? Aa hocam 130 ise burası nasıl 130 olur? Sakın merkez açı değil burası. Hocam merkez açı falan mı oluştursak? Öncelikli olarak ne yapacağız? Bana verilen bilgileri kullanacağım. Kullandığım zaman sonuca ulaşamazsam eğer o zaman bu ek çizimleri yapacağım. E 130 nasıl kullanabilirim? Hocam burası kaç yapar? 50 yapar. Sakın 50 ise buraya da şey deme. Ne de hmm, 50 deme merkez açıdan. Merkez açı değil. Hocam şunlar paralel yöndeşlikten dolayı burası da 50 çıktı. Tamam. Şimdi 120'yi kullanayım. Kardeş şurası çap değil mi? Çap ne yapıyordu? Hop 180, keş parçaya ayırıyordu. Bak 120'yi o şekilde kullanabilirim. O zaman 120 ise buraya ne kaldı? 60 kaldı. E, 50 buldum burayı da. 50 bulduysam hop burası 100 yaptı. E, 60'ı buradaysa buraya da 40 kaldı. Ne yapacağız şimdi? Alfayı bulacağım. Alfa ise gördüğü yay sadece burası 2 alfa. Çevre açıdan dolayı. Başka da bir şey yok. Şu paralelliği kullanabilirim ben. Paralellikte ispat yöntemi değil de iki paralel doğru arasında kalan yaylar birbirine eşit değil miydi? Evet iki paralel kiriş arasında kalan yaylar eşit olduğundan şunlar birbirine eşit olmak zorunda. 40 ise burası da 40. Bu sonucu bilelim lütfen bunu kullanıyoruz. Çünkü sorularda ispat yöntemiyle de yapabilirsiniz ama gerçekten bunu kullanıyoruz. Bilmenizde fayda var. E sonra ne yapacağız? Ha bak burası da 2 alfa. Bak bizim şuradaki açımız da şu çap olduğundan dolayı 180 derece. O zaman 40 40 80 ise buraya 100 kaldı. E 100 ise alfa da kaç yaptı? 50 yaptı. Çevre açıdan dolayı. Ya da 2 alfa 100 ya. Alfayı da böylelikle 50 derece olarak buluruz. Evet güzel bir soru değil mi? Verilen bilgileri sağlıklı bir şekilde, mantıklı bir şekilde kullanabildiğiniz sürece çözüme ulaşabiliyorsunuz. Evet geldik bu, aa son, son soruya gelmişiz arkadaşlar. 17. sorudayız. 17. soruda ne demiş? Daire biçimdeki bir karton. Şekil birdeki gibi kırmızı ve mavi renge boyanmıştır. Şöyle. Kırmızı parça. AB doğru parça. AB boyunca kesilip AB noktası etrafında döndürülürse. Kestim döndürdüm. He, Şekil 2 oluşuyor. 50 derece var. Şurada da 20 derece var. Yalnız dikkat edin. 50 derece burası. 20 derece de burası. Bunları kullanacağım şimdi. E ee, ne yapacağız hocam burada? Ya bir kesip başka bir yere yapıştırıldığında ne yapıyorduk? O kesilmiş halini tamamlıyorduk değil mi arkadaşlar? Tamamlayalım o zaman. Hocam şuradaki çemberimiz eski haline geri getirdim. Tamam. E şimdi dikkat et. Bunun çembere tamamlanmışı burası. Şöyle. Aynı şekilde bunun da çembere tamamlanması aynı daire yapmıyor mu? O güzel bir fikir var burada bak dikkat. Çok güzel. Ya böyle bir soru hiçbir yerde yok. Kaç yıldır? 2-3 yıldır yazılı ve böyle bir soruyu hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Şimdi ben bu soruyu yazdım. Yazdıktan sonra şu incelemeleri de yapıyoruz. Ya güzel böyle fikirler böyle edinmek için ilginç şeyler. ÖSYM de yapıyor bunu. E, ee, ÖSYM ne yapıyor? Yurt dışındaki kaynakları da inceleyip önümüze getiriyor. E, ben de inceliyorum kardeşim. Bu soruyu yazdıktan sonra bir baktım. Bunun mantığında da sorular varmış. Yani bu soruyu ben ilk defa Türkiye'ye, Türkiye'de yazan belki de benimdir. Hatta bunun katlamasını da sonraki videolarda göreceksiniz. Aynen bu videolar e, bu videolar derken bu katlamalar yine soruların içerisinde var arkadaşlar. Yani yurt dışı kaynaklarında var. E, o yüzden ÖSYM karşınıza çıkarabilir. O yüzden dikkatli olur. Ben yazdıktan sonra gördüm. Onu da söyleyeyim. Bak, oradan esinlenip yazayım falan değil. Yazdım. Yazdıktan sonra da böyle soruları da gördüm. Gerçekten çok hoşuma gitti ve hatta aynı mantıkta. Hatta şu mantıktaki bir soru ya yurt dışında bile göremedim. Yani Avrupa ülkelerinde bile göremedim. Yani genelde geometriyle ilgili İspanyol kaynaklar da böyle iyi yazar. Orada bile göremedim arkadaşlar. Katlamasını gördüm ama bu şekildekini görmedim. Neyse BAD açısının ölçüsü nedir diye soruluyor. BAD açısı. Şuradaki açı isteniyor bize. Şimdi dikkat et. Şunun da çembere tamamlarsam eğer. Şimdi bunu. Buradaki parça burada ya. Ben bunu iki şekilde kullanabilirim. Bir. Hocam şu parça. Bak buraya geldi. Yani bunlar eş. Şunların eşitliğini kullanabilirim. Ama eşit kirişler şeklinde olmadı. Çünkü burası Çemberin dışına taştı. Eşit kirişleri demek kullanamayacağım burada. O zaman başka ne yapabilirim? Şunu şöyle tamamladım ya. E, bunun da çembere tamamlanmışı bu. E, ben bunu da şöyle bir çembere tamamlayacak olursam o zaman ne oldu arkadaşlar bunlar? Şöyle düzgün bir şekilde tamamlayabilsem. Heh. Ne oldu o zaman? Bu iki çember. Yani şu mavinin de çembere tamamlanmışı bu. Bu kırmızının da çembere tamamlanmışı bu. Bu iki çember ne oldu o zaman? Eş çember oldu. Ha eş oldu. Ben sana dersin başında şunu anlatırken sonuçları anlatırken ne dedim? Bak dikkat iki tane eş çember kesiştiği zaman şurası ortak kirişi olduğu için buradaki yayların ölçüleri birbirine eşit değil midir? Evet bak elimizde iki tane eş çember var. Aa, bunlar böyle kesişmiş. O zaman bu ortak kirişi şöyle ben bir çizeyim. Ortak kirişi çizince şuradaki ayırdığı yayla buradaki ayırdığı yay birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet e hatta burada da bir çevre açı var. Dikkat dikkat. Ben buraya bir x açısı dersem. Şimdi şuradaki soldaki çembere göre düşün. X ise gördüğü yay nedir? 2x'tir. Sağdaki çembere göre düşün. Sağdaki çembere göre de. Hocam burada da çevre açı bu. X ise burası da 2x olmaz mı? A 20 ise hatta bu x yazmayayım buraya. 20 ise burası ne oldu? 10 oldu. Bak sağdaki çemberde bak 20'yi kullanıyorum. 20 ise 10. E burada da soldaki çemberde de çevre açı var. 10 sa burası da 20 çıkar. E şimdi 50 verilmişti bana. Şurayı da ben 20 buldum. Mükemmel değil mi ya? Buradaki yayın ölçüsüyle buradaki yeni ölçüsünün de birbirine eşit çıkması. Yani şundaki gibi gerçekten çok mükemmel bir şey ya. Çok orijinal. 20 ise 20. E sonra bu yaylar da birbirine eşit olacaktı. Yani burası 70 ise burası da ne olacak arkadaşım? 70 olacak. Ve sonra ne yapacağız? Şimdi buradakini alıp buraya taşıdım. Aa, bak Şuradaki parçadaki bu yayın ölçüsü kaç yaptı? Bu yayın ölçüsü 90 yaptı. Bak dikkat 90. Hocam bu yayın ölçüsü de 90 yapmaz mı burada? Evet. Yani şurası da 90. E çıktı bir şeyler. Çünkü eş yapı bunlar. Şu kırmızıdaki burası 90 ise burası da 90 oldu. Şimdi bak şuradaki çembere bak. Bak bak olaya bak. 90 var 50 var 20 var. 90 50 ve 20'nin toplamı 160 yapıyor. Hocam 360'a tamamlayanı 200 derece yapar burası. E burası 200 ise çevre açıdan dolayı burası da kaç derece yapar? 100 derece yapar. Benden neresi isteniyordu? Benden şuradaki açı isteniyordu. Değil mi? Bakalım BAD açısı. BAD açısı isteniyor. Yani BAD açısında 110 derece olarak bulduk. Ya gençler gerçekten mükemmel bir soru. Her şeyle. Bak burada 20'lerin eşit olması. Kirişlerdeki şuradaki yayların ölçülerinin eşit olması. Eş yapıdan dolayı burası 90'sa buranın 90 olması. Ya gerçekten çok mükemmel değil mi? Gerçekten son soruya yakışır bir soru olmuş. Mükemmel bir soru çözdük. Ya benim amacım bak belki aynı soru tutmaz. Ama şunun mantığında bir laciverti olan soru aynı sorunun laciverti farklı bir cinsi karşımıza çıktığında işte bu bilgileri büyük ihtimalle anlayabilirsin. Bunu da ilk defa benden görüyorsun. Yeni bir şey daha öğrenmiş oldun. Çok güzel bir şey öğrenmiş oldun. Evet gençler ne oldu? Evet burada bitirelim istersen. Teğet giriş açıyı da çünkü teğet giriş açı da çok önemli. Bir sonraki videoda anlatalım istersen. O zaman bir sonraki videoda yani bir sonraki dersimizde 17. haftanın 3. dersinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.